İnfoyatırımın YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün bize en çok sorduğunuz şirketlerden birine Ankara'ya Sertaç Kekeli ile birlikte ziyarete geldik. Neredeyiz? GESAM'dayız. Enerji şirketlerini çokça konuştuğumuz bu dönemde eminim hepinizin aklına çok soru var. Onları Sertaç'la düşündük, taşındık, bir araya getirdik. Dedik ki şirketin en yetkili ismi soralım. En yetkili isim kim? Ali Gökhan Öztürk, yönetim kurulu başkan yardımcısı. Teşekkür ediyoruz. Herhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ağırladığınız için bize Sertan Çekeke ile birlikte size sorularımız var. Biraz terleteceğiz sizi. Yatırımcılar için terleteceğiz elbette. Evet, buyurun. Şöyle bir e, hızlıca başlayalım ve e, bir GESAN'ı tanıyalım önce ilk ağızdan. Tabii ben kısaca şöyle bir bilgi vereyim. GESAN 1999 yılında kuruldu. Ben de dahil olmak üzere dört ana kurucu ortağımız var. E, yönetim kurulu başkanımız Bey Çarmanlı, yardımcısı ben. Diğer kurucu ortağımız Ramin Malek olmak üzere 3 elektrik mühendisi ortağın, bir de teknik olmayan elektrik mühendisi olmayan diğer bir ortağımız Mesut Baz'ın önderliğinde 99 yılında kuruldu. İlk kuruluşumuzdaki ana faaliyet alanımız ağırlıklı olarak o dönem içerisinde elektrik malzemelerinin alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin pazarlama ve satışı üzerine faaliyet göstermekteydi Gesan. Ancak yıllar içerisinde özellikle e, 2007 yılında itibaren taahhüt, elektrik taahhüt konularıyla ilgili de faaliyet göstermeye başladı. Başta o dönemde Azerbaycan, Nahçıvan olmak üzere e, farklı coğrafyalarda e, elektrik taahhüt işleri üstlendik. Bunları başarıyla bitirdik. Ayrıca yine 2009 yılında da Euro Power enerji şirketimizin de gruba katılmasıyla birlikte Tabii arkamıza büyük bir üretim gücünü de alarak faaliyetlerimize devam ettik. Bugün e, geldiğimiz noktada bakarsak e, GESANT Şirketler Grubu'nun e, Türkiye dışında yine 6 değişik ülkede e, ofisleri ve fabrikaları. E, Hangi ülkeler onlar? Bunlar şöyle coğrafi olarak sayacak olursak Kuzey Afrika'da e, Fas ve Cezayir'de şirketlerimiz var. Avrupa kıtasında Amsterdam'da, Hollanda'da ve Kuzey Makedonya, Üsküp'te yine e, Ukrayna'da, e, Odessa'da bir fabrika yatırımımız e, var. Ayrıca da bir de Irak'ta faaliyet gösteren yine grubumuza bağlı şirketlerimiz var. Bu şirketlerin tamamı yine gruba bağlı olarak gerek grubun faaliyet alanı tabii özellikle de e, yine grubumuzun içerisinde üretimi olan ürünlerin pazarlama ve ile ilgili faaliyet göstermekteler. Dediğimiz gibi GESAN ağırlıklı olarak 4 kurucu ortağından 3'ü elektrik mühendisi olan ve kendi konusunda bu konuda eğitim almış, tecrübesiyle kendini kanıtlamış kişilerce yönetilen bir şirket konumunda. Buna ilaveten tabii zaman içerisinde yine ikinci jenerasyonda yetiştirmiş bir şirket GESAN. Yine e, kurucu ortakların e, başta çocukları olmak üzere yine e, onlar da sağ olsunlar bizim ekibimize yine ilgili eğitimleri alarak katıldılar ve şirketin önemli pozisyonlarında kendilerine görev verdik, vereceğiz de önümüzdeki dönem içerisinde. Dolayısıyla bir e, büyük bir aile e, ortamı içerisinde Gesan faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Aslında zor coğrafya çok zor. Zaten <laughs> ben de Odessa deyince hem Rusya-Ukrayna savaşından evet. kaynaklı enerji maliyetlerini geçen sene çok evet. konuştuk. Hatta iki senedir çok konuştuk evet. ama bu size de bir böyle bir miktar fırsat yaratmış gibi. Çünkü GES, e, anahtar teslim GES yapan şirketlerin ön plana çıktı. Bu maliyetlerden evet. bir miktar şirketlerin korunduğu bir dönemden geçtik. Bundan sonraki süreçte de bu hareketlerin devamını bekliyor musunuz? Şöyle sizin de ifade ettiğiniz üzere başta e, Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere e, tabii ağırlıklı olarak Avrupa kıtasına gaz akışının kesilmesiyle birlikte ciddi anlamda bir enerji maliyetlerinde ve enerji fiyatlarında artış gözlemledik. E, bu trend önümüzdeki yıllarda da e, bizim öngörümüze göre artarak devam edecek özellikle başta Avrupa kıtasındaki ülkeler olmak üzere şu an dünyadaki birçok ülke kendi enerjisini üreterek kendi enerji üretimi ile ilgili bağımsızlığını istemekte, bunu amaçlamakta ve bununla ilgili de ciddi ülkeler yatırımlar yapmaktadır. Avrupa kıtasında başta Almanya olmak üzere tüm İtalya, Fransa, İspanya yine İngiltere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı mevcut potansiyellerini, mevcut üretim kaynaklarını genişletme ile ilgili ciddi kararlar almış ve çok da ciddi büyük bütçeler ayırmış durumdalar bu konuyla ilgili olarak. Biz buna paralel olarak önümüzdeki dönem içerisinde gerek Türkiye'de gerekse de dünya coğrafyasında başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere bu konuda yapılacak olan yatırımların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her ne kadar şu anki mevcut konjöktürde gerek GESA'nın yine gerekse de grup şirketimiz Euro Power Enerji'nin backlogunda birçok mevcut sipariş ve proje olsa da biz önümüzdeki dönem içerisinde bunların artarak devam edeceği inancı içindeyiz ve bununla ilgili de gerekli hazırlıklarımızı hem üretim kapasitesi, mühendis kapasitesi, insan kapasitesi hem de finansal kapasite olarak e, kendi içimizde bununla ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz. E, aynı zamanda güç transformatörleri artık devreye giriyor sanırım. Yavaş yavaş evet, bunun evet. yansıması hakkında bir takvim Güç transformatörleriyle ilgili yönetim kurulumuz bu konuda bir yatırım kararını almıştı. E, buna paralel olarak... Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz genel kurulla aynı güne paralel olmak üzere biz güç transformatörü fabrikamızın temel atma törenini yine yatırımcılarımızla birlikte paylaştık. Şu an için güç trafosunun e, fabrikasının inşaat yani gerek inşaat e, yatırımı gerekse de inşaat bittikten sonra fabrikanın içinde kullanılacak olan makine ekipmanları ve yine onun kadar önemli olan bir test laboratuvarıyla ilgili de Yine siparişlerimizi verdik. Ee, bizim öngörümüz 2025 yılının ilk yarısında bu fabrikayı tamamlamak. Yani seri üretime geçecek şekilde bitirmek. Ve 2025'in ikinci yarısından itibaren de yine e, grubumuzun bilançolarına yansıyacak şekilde e, planlamamızı bu şekilde yapıyoruz. Şu an e, aslında önümüzdeki dönem içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi güç transformatörleri tabii bu kadar yeni santral, bu kadar yeni yatırımla birlikte gerek güç transformatörlerine gerekse yeni enerji nakilatlarına yeni transformatör merkezlerine ihtiyacımız olacak ve burada da biz önümüzdeki dönem içerisinde güç transformatörü pazarı ile ilgili de ciddi bir artış bekliyoruz. Şimdi Sertaş madem artık bilançoya ve finansallara doğru geldi. Ben biraz borçluluk yapısı ile ilgili e, merak evet. ettiklerimi sorayım istiyorum. Evet. Malum e, işte ülkedeki ekonomik evet. konjonktür ortada. E, yeni geçilen ortodoks politikalar, tertip edilen evet. o ortodoks olmayan diyeyim, heterodoks diyemeyeceğim çünkü ona tam olarak. E, politikalarla birlikte bir faiz artışı. Dolayısıyla e, krediye erişimin daha pahalı hale gelmesi, hatta kredilerin çok verilmediği de düşünülecek olursa, krediye evet. ulaşmanın da zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. O dönemde GESAN nasıl e, borçlanmayı düşünüyor ya da borçlanma niyeti, isteği var mı? Bunu bir yerde tutacaksa bunu nasıl kullanacak? Şöyle genel olarak dediğinize katılıyorum. Genel olarak şirketlerin borçlanmayla ilgili, finansmana ulaşımla ilgili e, belli sıkıntılar yaşadığı gerçeği ortada. Ancak bu Gesan ve Gesan e, grubun şirketler için çok fazla söz konusu değil. E, biliyorsunuz şu anda özellikle yatırım bankaları başta olmak üzere e, yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili yatırımları ciddi anlamda bankalar gerek Türk bankaları gerekse de Avrupa bankaları başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bu tabii bir santralde olabilir veya yenilenebilir enerji sektöründe kullanılacak ekipman üretimi. Biraz önce örnek veriyorum güç transformatörü gibi yatırımları ciddi anlamda bu bankalar şöyle bir dönemde finanse etmeyi arzuluyorlar. Ve e, başta e, GESAN olmak üzere GESAN olsun GESAN'ın e, santral yatırımları olsun gerekse de yine grup şirketimiz Euro Europower'ın bu konuyla ilgili olan yatırımlarını finanse etmeyle ilgili ciddi bir arzuları var. Biz tabii aynı zamanda grup olarak yapmış olduğumuz yatırımları da bir yatırım teşvik belgesi kapsamında yapıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir bizim açımızdan bir finansmana ulaşımla ilgili e, bir sıkıntı söz konusu değil. Diğer taraftan malumlarınız üzere Europower enerjinin halka arzından gelen bir e, fon var <laughs> euro Power'ın içerisinde. Tabii bu fonun kullanımı ile ilgili de zaten vermiş olduğumuz izahnamede bir fon kullanım raporumuz mevcut. Dolayısıyla biz planladığımız gibi, planladığımıza paralel olarak herhangi bir sıkıntı çekmeden yatırımlarımızı yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. 2023 yılında yaklaşık 8 milyarlık geçen evet. senenin cirosunun yaklaşık iki katı evet. bir kap açıklaması geldi şu zamana kadar. Benim evet. burada merak ettiğim birkaç konu var. Bir, buradan sonra gene sipariş ve adımı devam ediyor mu? Bunların tahsilat süreçleri değişkenlik gösteriyor yoksa, yoksa standart bir tahsilat süreci mi var? Ee, bir de backlog durumunuz nedir? Bunun hakkında bir de bilgi alabilirsek çok sevinirim. Evet şimdi tabii Eylül ayı itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi 8 milyarın üzerinde bir e, GESAN için konuşmak gerekirse bir sipariş mevcut. Sipariş ve proje öyle e, ifade etmek daha doğru olur. Tabi e, tabii bunlar bu vermiş olduğunuz rakam sadece KAP'ta bizim açıklama yapmış olduğumuz projelerin toplamı. Çok ciddi miktarda da aslında GESAN bir mühendislik ve taahhüt firması olmasından kaynaklı aynı zamanda da ciddi bir malzeme tedarik ağı olan ve pazarlama satış firması. Aynı zamanda GESAN şu an stoklarında 30 bin kalemin üzerinde farklı barkod numarası olan ürün mevcut. Dolayısıyla bu kapa yapmış olduğumuz 8 milyarlık ürün özür dilerim backlog açıklaması dışında tabi kapa açıklama yapmadığımız da ciddi miktarda bir faaliyet var burada. Kesilen faturalar, müşterilere teslim edilen malzemeler gibi. Şimdi tabi daha önümüzde Ekim-Kasım aralık daha 3 aylık dönemimiz var. Dolayısıyla elimizdeki mevcut siparişler bize yeter. Burada duralım arkadaşlar frene basalım. Böyle bir e, durum Gesan'ın e, lügatında mevcut değil. Dolayısıyla biz yine e, projelerimizi, işlerimizi almaya devam edeceğiz 3 ay ciddi bir süre. E, dolayısıyla yıl sonuna kadar da yine önümüzdeki yıl sonuna kadar zaten imzalamayı imza aşamasına getirdiğimiz büyük projelerimiz var. Bunları zamanı geldiği zaman ve resmi olarak imza attığımız zaman tabii ki yatırımcılarımızla paylaşacağız. Gesan elbette iş almaya devam edecek. Şimdi proje sürelerine gelirsek burada aslında genel olarak GESAN açısından projeler ikiye ayrılıyor. Bir tanesi trafo merkezlere yüksek gerilim, diğeri de e, GES, RES gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin projeler. Şimdi trafo merkezleriyle ilgili olan ihaleler ve bunların teslimat süreleri yaklaşık ortalama 350-360 günden başlayarak en uzunu 420-450 güne kadar giden projeler. Yani burada yaklaşık en uzun proje süremiz trafo merkezleri için bir buçuk yıl civarında. Diğer taraftan GES veya da RES gibi yenilenebilir enerjiye yönelik projelerde de ortalama süremiz 6 ile 12 ay arasında değişmekte. Bu projenin büyüklüğüne, iklim şartlarına ve projenin uygulanabilirlik durumuna bağlı olarak değişmekte. burada tabii trafo merkezi ile ilgili olan e, ihalelerde veya o projelerde de sonuçta burada da ödemeler aylık hak edişlerle yapılmakta. Dolayısıyla iş her ne kadar 420 gün, 450 gün olmuş olsa da iş bittiği zaman bir tahsilat yapılmıyor. Her ay o trafo merkezinde yapılan çalışmalara uygun olarak bir hak ediş düzenleniyor. O hak ediş ilgili makamlarca kontrol edildikten sonra ilgili fatura kesilerek aslında projeninle ilgili sözleşme imzalanmaya başladığı andan itibaren bir şekilde kademeli olarak tahsilat başlamış oluyor. Ve bu da dolaylı, dolayısıyla bizim GESA'nın bütçesine kademeli olarak yer alıyor rakamların içerisinde. Biz tabii önümüzdeki dönem içerisinde dediğimiz gibi 8 milyarlık backlog'u bunların tabii ki belli bir kısmı yine yıl içerisinde tamamlanacak, tamamlanıyor ve bu senenin bütçesi içerisinde bilançosuna yansıyacak içerisinde yer alacak. Tabii aynı zamanda da önümüzdeki 3 ay içerisinde alacağımız işlerde muhtemelen artık Ekim, Kasım, Aralık aylarında imzalanacak sözleşmelerde doğal olarak ağırlıklı olarak 2024 yılı bütçesine de yer alacak, bilançosunda yer alacak. Ama durmak yok. Aynen yolumuza devam ediyoruz. Ya bu yakından tanıyalım serisinde muhtemelen senden şey hissediyorsundur Sertaç öyle düşünüyorum. Ben de ben meraklı biriyim. <gülüyor> 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 ee, ve işte SPK kısıtları olduğu için evet. işte bazı şeyler açıklanabildiği bazı şeyler açıklanamadığı için imzalar atıldığında ancak evet. e, bunun resmi açıklaması yapılacağı için bunları soramıyoruz ve ben bunu soramamaktan dolayı çok rahatsızlık duyuyorum. Çünkü çok merak ediyorum şimdi Ekim dakikasında var çünkü Gökhan Bey'in aklında <laughs> evet. biliyor kiminle imza atılacağı ne aşamaya gelindiğini ama bunlar işte son noktaya gelinmeden açıklanamadığı için evet. Evet. soramıyor olmaktan dolayı rahatsızlık duyuyorum. Bizim, e, e, proje büyüklüğü vermemekle beraber yıl sonuna kadar kadar, yani 31-12'de kadar, o tarihe kadar yine şu anki mevcut backlog'a ilave olacak ciddi projeler olduğunu bu kadar ifade etmem. İğneyle kazarım. <gülüyor> <gülüyor> İğneyle kazarım o soruyu yine sorar, yine bir cevap alırım. Peki şimdi 681 milyon liralık bir kerten bahsediyoruz evet. yılın ilk yarısında. Evet. Ee, şimdi yılı kapatmaya doğru gelirken üç katına çıkış görünüyor rakamlar. Yıl nasıl kapanacak? 2023 Evet de hani 2024'e ilişkin beklentileri neler yapılabileceğini oraya ilişkin kurulan projeksiyonları da sorayım. Şimdi şöyle öncelikle şunu ifade edeyim: Gesan ağırlıklı olarak dediğimiz gibi elektrik müteahhitliği sektöründe ve mühendislik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmamız. Gesan artık herhangi bir şekilde proje kovalayan bir şirket olmaktan çıktı tam tersine önüne gelen projeler içerisinde hangisinin şirket yapısına daha uygun, hangisinin şirket yatırımcıları ve şirket ortakları açısından daha kısa sürede e, şirkete katma değer yaratacak, tabii ki de bir diğer kriter de karlılık oranı. Biz artık proje kovalayan değil, proje seçen, önümüze gelen işlerin içerisinde hangilerini yapmamız gerektiği ya da hoşumuza giden bizim kriterlerimize daha uygun olan projeleri seçerek yolumuza devam ediyoruz. 2023 yılı sonu itibarıyla konsolide olarak 10 milyarın üzerinde bir 10 milyar TL'nin üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Karlılık oranımız evet gittikçe yükseliyor. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi biraz önce bahsettiğim gibi artık proje seçebilir bir firma haline gelmemiz. Diğeri de tabii yine kendi grubumuz içerisinde bulunan Europower'ın üretim gücü. Bu üretim gücünü arkamıza alarak ciddi anlamda maliyetlerde düşüş elde ediyoruz ürünlerin maliyetinde. Dolayısıyla yapmış olduğumuz taahhütlerde eskiye nazaran daha karlı ve da yüksek noktalara ulaşabiliyoruz. Bu bize ciddi bir güç katıyor. Arkamızda e, Euro Power'ın olması. Önümüzdeki dönem içerisinde de tabii hem daha karlı hem grubun kriterlerine, grubun mühendislik yapısına, grubun e, iş anlayışına uygun projeleri seçmeye ve bunları yine realize etmeye en iyi şekilde devam edeceğiz. Aslında biraz az önce bir de böyle devam edecek Yani 2024'te dediğim gibi 2024 aslında daha önce de ifade ettiğim gibi ciddi anlamda biz şu an GESAN olarak herhangi bir şekilde proje kovalamaktan çok önümüze gelen projeleri seçecek düzeye gelmiş bir firmayız. Sadece yurt içi dilen değil, bu şirketimize olan ilgi, alaka ve talep yurt dışı firmalardan da ciddi, yurt dışındaki değişik coğrafyalardan da şirketimize ciddi bir talep var. Gerek Avrupa olsun, gerek Afrika, Kuzey Afrika başta olmak üzere gerekse de Orta Doğu coğrafyasında ciddi anlamda taahhütle ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili projelerle GESAN'a ciddi bir talep mevcut. Bu talep artarak devam ediyor. Şirketin büyümesi. Şu an yasanın kadrosunda yüzün üzerinde mühendis çalışmakta. Grup olarak bakacak olursak 250'nin üzerinde bir mühendislik kadrosuna sahibiz. Dolayısıyla her türlü mühendislik hizmetinin artı tabii bizim bir önemli noktamız, onu ifade etmeden geçemeyeceğim. Yine kendi bünyemizde olan test ve devreye ile ilgili ciddi bir ekibimiz var yapmış olduğumuz taahhütler neticesinde işin montajını müteakip mutlaka o tesiste o testle ilgili bazı elektriksel testlerin yapılması ve eğer tesis uygun ise enerji verilebilir. Bizim de bu konuyla ilgili ciddi bir e, test devreye almayla ilgili mobil ekiplerimiz var. Bu da tabii Europower gibi bir üretici, ciddi bir mühendislik kadrosu, test ve devreye almayla ilgili ciddi bir kadromuzun olması GESAN'ı önümüzdeki 2024 yılı içerisinde de yatırımcılar açısından birinci planda değerlendirilen birinci planda iş verilmesi uygun görülen şirketlerin de en üst sıralarda taşıyor doğal olarak. Aynı zamanda tabii 2024 yılı güç transformatörü açısından bizim için bir yatırım yılı olacak ifade ettiğim gibi 2025'in ikinci yarısından itibaren artık o ürünü de biz kendi bünyemize alarak ki. GESAN'ın Tabii ciddi anlamda baktığınız zaman backlog'una da cirosuna da büyük bir kısmı cirosunun trafo merkezlerinden yüksek yerin trafo merkezleri e, taahhütlerinden gelmekte. Güç trafosu yatırımının da tamamlanmasıyla beraber buradaki rekabet gücümüz daha da artmış olacak. Çünkü güç trafosu yine bir trafo merkezi projesinin içerisinde en büyük ana kalemlerden bir tanesi bir projenin toplamını oluşturan. Bu da yine kendi bünyemizde üretilmeye başladığı andan itibaren... GESAN artık oradaki gücünü, oradaki rekabet gücünü daha da perçinlemiş olacak. Ve e, kendi sektöründe lider olmaya devam edecek. Böyle soruları sordukça aklıma geliyor. Son Tabii zamanlarda böyle. özellikle Borsa İstanbul tarafında çokça evet. enerji sektörünü ve enerji sektörüne ait evet. şirketleri konuşmaya başladık. Bize de en çok gelen sorular herhalde enerji sektöründen oluyor. Siz sektörü GEDE itibariyle nasıl görüyorsunuz? Elektrik ve enerji sektörü ben konuşmamda da ifade ettiğim üzere biz önümüzdeki dönem içerisinde ciddi anlamda bu mevcut ol, bulunduğu noktanın çok daha ötesine ciddi anlamda taleplerin olduğu, yatırımların olduğu ve enerji sektörünün büyüyeceğini öngörüyoruz biz grup olarak. Yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı bunu öngörerek buna paralel olarak yapıyoruz. Tabii enerji şirketi deyince aslında yatırımcıların da birçoğunun belki ayırt etmekte zorlandığı konular. Üreticisi e var, dağıtıcısı var. üreticisi var, dağıtıcısı var, ekipman üreticisi var, müteahhitlik hizmeti verenler var. Burada da tabii bazen yatırımcı açısından bilgi kirliliği oluşabiliyor. Ee, ama önümüzdeki dönem Özellikle e, orta vade olarak değerlendireceğiz. Çünkü ben bunu kısa vade olarak dersek haksızlık yapmış oluruz. Orta vade içerisinde sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki en star, en popüler olacak ve en büyük yatırımların alınacağı sektörlerin başında gelecek enerji sektörü. Dolayısıyla biz enerji sektörünün geleceğini çok parlak görüyoruz. Daha da büyüyeceğini, daha da güzel günlerin enerji sektörüyle birlikte olacağı inancı içindeyiz. Ve yatırım ve hazırlıklarımızı da buna paralel olarak gerçekleştirmekteyiz. Ben de başka soru yok. Bende de aynı. Sizin söyleyeyim. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Şunu konuşalım, ee, bunun altını çizelim diyeceğiniz. Hayır, ben öncelikle böyle güzel bir ziyaret yapmış olmanızdan dolayı çok mutluluğumu ifade ediyorum. Kapımız her zaman gerek GESA'nın gerekse de Europower'ın yatırımcılarımız dahil olmak üzere e, herkese açık. Biz sonuçta şeffaf bir firmayız gerek faaliyetlerimiz açısından gerek yapmış olduğumuz üretim gerekse finansallarımızı zaten bunları yayınlamakla yükümlüyüz. Ben İstanbul'dan kalkıp geldiniz Ankara'ya misafirimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Bizleri unutmayın <laughs> tekrar. Biz de sizlere her zaman misafir etmekten mutluluk duyacağız. Çok yakın bir zamanda tekrar görüşeceğimizden e, eminim içimden. Bir ses çok yakın <laughs> zamanda diyor. Çok çok teşekkür, çok, çok teşekkür ediyoruz biz de Ankara'da bizi ağırladığınız için Ankara'da olmak benim için e, çocukluğumu geçirdiğim evet, e, şehir evet, olması öyleymiş. dolayısıyla da e, çok da özel. Sayenizde ben de Ankara'yı bir kez daha böylece ziyaret dersin. etmiş oldum. Çok, çok, çok teşekkür dersin. ediyoruz. Evet bu hafta Gesan'ı yakından tanıyalım serisi içerisinde sizlerle buluş istedik. Sertaç Ekeke ile birlikte Ankara'da sorularımızı Gökhan Bey'e yönelttik. Cevaplarımızı aldık. Bir başka bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.